Şimdi izin verirseniz aramızda toplantımızın formatı gereği öncelikle bizlere başvurarak konuşmasını talebinde bulunan sevgili Neriman Akel'i buraya davet etmek istiyorum. Neriman abla gel. Hepinize hoş geldin diyorum. Çiftçi olaraktan bu pahalılıktan biz bıktık artık. 330 liraya yem mi olur hiç? 80 liraya balya mı olur hiç? Nasıl alalım da nasıl bakalım biz mallarımıza? Biz çiftçi olaraktan bu zamlardan bıktık. Mazot zamlarından, balya zamlarından, yoncadan, samandan bıktık. Ahırları boşaltacağız artık. Biz nasıl geçinelim, nasıl? Çocuklarımızı nasıl everelim? 3 tane üniversite mezunu çocuğum var benim. Hepsi de işsiz. Ne yapalım biz? Sayın Başkanım, size güveniyorum, size. Başka da ne diyeyim, nasıl edeyim? Vallahi çok çaresiziz, çok. Arabalarımızı yürüdemez olduk, gidemez olduk. Motorumuza hiç mazot koyamadık, çiftimizi süremedik. Biz ne yapalım, ne yapalım? Yapacak başka bir şeyimiz yok. Biz çiftçiyiz, köylüyüz. Yapacak hiç imkanımız yok. Biz zamlardan bıktık başkanım. Sizden çare bekliyoruz. Yapacak söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun Ezra abla, çok teşekkür ederim. Neriman ablaya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Emine Sarıboğa'yı buraya davet etmek istiyorum. Arkadaşlarım bir müsaade etsinler lütfen. Sayın Kemal Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ben 10 yıllık esnafım. Dükkanıma mal alamıyorum. Zamanında kredileri verdiler. Kredileri aldık, kartları aldık, harcadık, dükkanımıza kullandık. Şu anda ne alabiliyoruz, ne satabiliyoruz. Kiramı ödeyemedim, kayınvalidemin karşısına geldim. Tek bir odada 4 çocukla beraber kayınvalidemle birlikte oluyorum. Yani zor durumdayız. Artık kimse hiçbir şeyden korkmasın. El ele versin. Yani aramızda dükkana gelip de korkup çekinenler var. Korkmayın yani, sesinizi duyurun. Kimsenin baskısı altında değiliz. Yani bilmiyorum, hayat şartları çok zor. Adam günlük diyor 100 lira bulaşık yıkıyorum akşama kadar, geliyor bir tane 5'lik yağ almak için. Yani üstüne diyor yarınki yıkadığım bulaşıktan vereyim. Yani insanlar gerçekten çok zor durumda. Anlatılmayacak şekilde zor durumdalar. Adam diyor ki 4 tane çocuğum var. Evine ekmek alıyor günde 8 tane. Günlüğe gidiyor, motosikletçi de çalışıyor. Aldığım diyor 50 lira. 25 lirasını ekmeğe verip gidiyor. 4 tane çocuğa nasıl baksın? İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Yani kimse kimseden korkmasın, çekinmesin. Herkes el ele verip birlik beraberlik olup artık yani bu iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Emine Sarıboğa'ya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Emir Gazi Kadın Kalkınma Kooperatif Başkan Yardımcısı Hayriye Uğurlu'yu buraya davet etmek istiyorum. Hayriye Başkanım, buyurun. Merhabalar, Sayın Başkanımız, hoş geldin, sefalar getirdin, bizi onur ettiniz, çok teşekkür ederiz. Ama bizim bir şeyleri değiştirmeye, konuşmaya ihtiyacımız var. Neden derseniz, biz bir kooperatif kurduk. Sayın Özlem Çelik öncülüğünde Öbektaş muhtarımızla birlikte 4 köy Emir Gazi'ye bağlı. 4 köy diyorum ben, mahalle demek istemiyorum çünkü mahalle olmak istemiyorum. O yüzden bize hiç destek, yardım alamadık. Biz ilk defa bir pekmez kaynattık, yani onunla başladık. Satalım dedik, pekmezi satamadık. Elimizde kaldı, perişan olduk. Hangi kapıyı çaldıysak bize hep kapandı. Hep dediler, yani hep yüzümüze kapandı, herkes köstek oldu. Kimse bizim elimizden tutmadı. Biz
destek istiyoruz. Biz kadınlar çalışmak istiyoruz, üretiyoruz, üretmek istiyoruz. Yani bir yerlerde olmak istiyoruz aslında. Ama biz bunu göremiyoruz. Çünkü neden? Kadın hep arkadan geldiği için. Herkes yanında yürütmek istemiyor. Hep arkadan gelsin diyor. Hiçbir zaman... Benim eşim emekli, biz emekliyiz, ben ev hanımıyım. Şimdiye kadar çalışmadım mı? Tabii ki çalıştım. Ama emeğim yok. Niye yok? Ben şimdi elimde bir eşimin emekli parası. Çok şükür çocuklarımızı iyi kötü okuttuk ama herkesin kendine göre şu şartlarda geçimi çok zor. Ne yapacaksın? Mecbursun, her şeye razı oluyorsun. Biz köyde, eşim memurdu, köye geldik. Köydeyiz şu anda. Hafif bir küçük bahçemiz var. Eşim muhtar oldu köye. Yani bir yerlere geldik, gelmeye çalışıyoruz. Biz de bir şeyler yapalım diye uğraşıyoruz ama biz kadınlara yardım eden yok, izin veren yok. Siz geride durun. Ağzınızı kapatın. Konuşmayın. Siz susun diyorlar. Nereye kadar? Biz nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Benim 5 tane çocuğum var. Yani bilmiyorum, geçinemiyor herkes. Herkes ağlıyor. O çocuk geçinemediği için ben de huzursuzum. Yani herkes, ben iyi kötü belki de geçiniyorum ama benim çocuklarım ne yapacak? Neye çalışıyor? Asgari ücret. Onunla nereye kadar? Yani köylere, şimdi mahalle olduk. Biz mahalle olmak istemiyoruz. Biz mahallede hizmet bize gelene kadar biz zamanımız geçecek. Biz köylerimizi geri istiyoruz Sayın Başkanım. Bizlere yardım edin, kooperatife yardım edin. Biz yardım bekliyoruz. Biz bir yerlere bir şeyler yapalım. Biz bir şeyler yaparsak arkamızdan gelenler de bir şeyler yapmaya çalışır. Yani 21. yüzyılda bizim bu yaşadığımız hiçbir yaşantı değil. Millet ayda cilit atıyor, biz doğru yolda yürüyemiyoruz. Bu nasıl bir düşünce? Yani niye kadınlar mecliste konuşmasın? Tabii ben ilkokul mezunuyum. Kültür almamışım ama ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Belki yaşım geçti, geçiyor. Ama bir şeyler yaparak gitmek istiyoruz. Yani neden biz böyle hep engelleniyoruz, köstekleniyoruz, bir yerlere varamıyoruz? Ben o yüzden ne köyüme bir yardım alabiliyorum. Benim 6 kilometre yolum yapılmıyor. Niye? Oradan kaç köy gelip gidiyor? Biz yani demek istediğimiz şu... Biz bir şeyler yapalım, yaptıralım. Yapılsın, ayrım yapılmasın. Kimse kimseye engel olmasın. Neden engel oluyoruz? Bunları arz etmek istiyorum, kusuruma bakmayın. Ama size ufak tefek... Çam sakızı çoban armağanı, kusura bakmayın. Size bazı hediyelerimiz var. Hediyelerim var, vermek istiyorum. Hemen. Hemen. Burada olur da hediye. Biraz daha geri gelebilirseniz lütfen. Emir Gazi Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hayriye Uğurlu, Sayın Genel Başkanımıza günün anısına el dokuması halımı takdim ediyor. Yine kadın kooperatifine ait bir heybe. Emir Gazi Kadın Kalkınma Kooperatif Başkan Yardımcımız Sayın Hayriye Uğurlu'ya bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanlarım,
tarımla uğraşan çok sevgili hanımefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygılı yöneticileri, Konya İl Başkanım, Karapınar İlçe Başkanım, aramızda bulunan sayın milletvekilleri, Tuzlukçu Belediye Başkanım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim, izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkenin çiftçilerinin, bu ülkede yaşayan garibanların dostu, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Karapınar'da olmaktan son derece mutluyum. Özellikle de neredeyse günün 24 saati çalışan kadın kardeşlerimle beraber olmaktan da son derece mutluyum. Türkiye'yi değiştirecek olanlar sizlersiniz. Sevgili anneler, sevgili hanımlar. Türkiye'yi sizler değiştireceksiniz. Türkiye'ye huzuru, bereketi sizler getireceksiniz. Eğer bir evladınız, komşunuzun olabilir, yakınınızın olabilir, hiç tanımadığınız biri, bir anne olabilir. Evladını karnı tok uyutmuyorsa hiçbir anne huzur içinde değildir. Her evde bereketin olması lazım. Her evde tencerenin kaynaması lazım. Her evde annenin babanın yetiştirdiği, üniversiteye gönderdiği veya şöyle veya böyle eğittiği evladı eğer işsizse anne huzur içinde değildir. Dolayısıyla her bir annenin huzuru için huzurunuzdayım. Bunun mücadelesini vereceğim. Bunun kavgasını vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Kavgaysa kavga edeceğiz. Mücadele ise mücadelemizi yapacağız. Bütün mücadelem bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bütün mücadelem emeğiyle çalışan, alın teri döken herkesin gelir sahibi olması lazım. Hiç kimsenin emeği zayi olmasın. Burası başkan konuşurken, eski başkan diyelim, inşallah tekrar başkan olur. Konuşurken buranın tarım konusunda, Karapınar'ın tarım konusunda ne kadar önemli olduğunu ifade ettim. Bereketli topraklar var mı? Var. Çalışkan insanları var mı? Var. Güneşi var mı? Var. Suyu var mı? Kısmen de olsa var. Her şey var. O zaman şu soruyu her kadının kendisine sorması lazım. Biz niye buğdayı dışarıdan alıyoruz? Biz niye arpayı dışarıdan alıyoruz? Biz niye mercimeği dışarıdan alıyoruz? Biz niye canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz? Biz niye eti dışarıdan alıyoruz? Bizim topraklarımız yetersiz mi? Var. Çalışkan insanlarımız var. Güneşimiz var. Suyumuz var. Konya'dan küçük bir devlet olan Hollanda, Konya'dan küçük. Yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların. Biz niye yapmıyoruz? Bize niye yaptırmıyorlar? Her şeyimiz varken iktidardaki siyaset anlayışı bizim çiftçimizin, bizim üreticimizin kazanmasını istemiyor. Dışarıda pek çok devlet diyor ki kendi aralarında yarışıyorlar. 85 milyonluk Türkiye'yi biz doyuracağız diyorlar. Hollanda ben doyuracağım diyor. Fransa ben doyuracağım diyor. Almanya ben doyuracağım diyor. Brezilya ben doyuracağım diyor. Ama biz kendi kendimize yeterli olmalıyız. Topraklarımız var. Bereketli ovalarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Niye biz kendi kendimizi doyurmuyoruz? Doyurmanın dışında ayrıca neden dışarıya ihraç etmiyoruz? En azından bir Hollanda kadar. Bunun önündeki tek engel
siyaset kurumudur. Beyler size de sesleneyim. Önündeki tek engel siyaset kurumudur. Bu siyasette Türkiye büyüyemez. Bu siyasette Türkiye gelişemez. Zam üzerine zam. Ya Allah aşkına çiftçiden ne istiyorsunuz siz ya? Gübreye zam %100'ün üzerinde %200. Elektriğe zam, ilaca zam, fideye zam, tohuma zam, her şeye zam. Ya ne üretecek bu insan? Nasıl üretecek bu insan? İnadına üretiyorsunuz. Teşekkür ederim. İnadına çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama göreceksiniz milletin iktidarında kim alın teri döküyorsa hakkını teslim edeceğiz. Hukukunu teslim edeceğiz. Adaletini teslim edeceğiz. Hiç kimse endişe duymasın. Elektriğe büyük paralar verdiğinizi biliyorum. Şanlıurfa'ya gittim. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Evet. 6 ile en başta 6 ile. Aynı şeyi Konya'da da söylüyorum. Aynı şeyi burada da söylüyorum. Karapınar'da da söylüyorum. Ama onların yaptığı gibi değil. Beşli çetelere Allah'ın güneşini teslim etmek değil. Beşli çeteler yerine bu ülkenin tarım kooperatifleri var, çiftçileri var, ziraat odası var, ticaret odası var. Bütün bunların ortak olduğu bir kooperatifle kurulacak. Çiftçi kendi elektriğini kendisi üretecek. Ürettiği elektriğin bir kısmını bedava kullanacak. Artan kısmını enterkonekte sistemi içinde satacak. Çiftçi ayrıca ektiği üründen parayı alacak. Ayrıca elektrikten de kar elde edecek. İnanıyorsunuz değil mi? Kooperatif olacak. Güneş enerjili kooperatif olacak. Her biriniz o kooperatifin üyesi olacaksınız. Ticaret odası olacak. Sanayi odası olacak. Ziraat odası olacak. Borsalı olacak. Onun üyesi olacaklar. Kooperatifin üyesi olacaklar. Üye olanlar elektrik elde edildikten sonra kendi ihtiyacı olan elektriği bedava kullanacak. Zaten sahibi kendisi. Artan elektrik olacak. Artanı enterkonekte sistemi içinde satacak. Oradan da ayrıca gelir elde edecek. Yani Allah'ın güneşini beşli çeteye teslim etmeyeceğiz. Hiç meraklanmayın. Orayı kamulaştıracağız, çiftçilere vereceğiz, elektrik elde edeceğiz, elektriğin tamamını bedava kullanacaksınız. Ayrıca elektrikten, buğdaydan gelir elde edeceksiniz, mısırdan gelir elde edeceksiniz, ne ekiyorsanız gelir elde edeceksiniz. Ayrıca elektrik üretiminden de gelir elde edeceksiniz. Diyeceksiniz ki, ya elektrikten de kar elde edilir mi? Güneş enerjisi, güneşin, Allah'ın güneşine para veriyor musunuz? Bedava. Değil mi? Bedava. Doğalgaz mı bu? Yok. Petrol mü? Yok. Kömür mü? Yok. Allah'ın güneşi. Güneş tarlalarını kurarsınız. Elektrik elde edersiniz. Her şey bedava. Bedava elektrik kullanacaksınız. Elektriğe ihtiyaç olanlar var, fabrikalar var. Oraya da satacaksınız. Oradan da gelir elde edeceksiniz. Bu geliri kime veriyorlar şimdi Konya'da? Beşli çeteden birisine veriyorlar. Size sözüm söz. Beşli çeteden alacağım, çiftçiye vereceğim onu. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Birileri gibi değilim ben. Ben sizden birisiyim, sizden. Halktan birisiyim, halktan. Ben onlar gibi saraylarda yaşamıyorum. Saraylara gideceğim diye bir çabam da yok. Mütevazi sizler gibi yaşayan bir insanım ben. Benim evlatlarım öyle parayla puyla oynamıyorlar. Benim evlatlarım öyle sarayları arkalarına almıyorlar. Kimse ne yaptığını bile bilmez. Herkes alın teriyle çalışır. Dönem değişiyor. Dönem değişiyor, zaman değişiyor. Değişimi yapacak olan kadınlar sizlersiniz. Sizlersiniz. Bakın bir tarlalarda çalışıyorsunuz Allah aşkına.
Hakkınızı teslim edelim. Kocalarınızdan fazla çalışıyorsunuz. İyi de niye sizin sigortanız yok? Niye emekli olamıyorsunuz? Bu kardeşiniz onları yapacak. Hiç meraklanmayın. Hiç meraklanmayın. Hiç meraklanmayın. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortası. Aile de prim ödemeyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Ama geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan bütün ailelerin asgari bir gelir güvencesi olacak. Para kadının banka hesabına yatacak. Siz emekli gibi, memur gibi, işçi gibi gideceksiniz bankadan, paranızı çekeceksiniz. Kocalarınıza muhtaç etmeyeceğiz sizi. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bir toplumda kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlüdür. Toplum o kadar güçlüdür. Bunu sadece ben söylemiyorum. Sevgili Peygamberimiz ne söylüyor? Cennet kadınların ayakları altındadır diyor. Cennet eğer oradaysa o cennete hizmet etmek de benim görevimdir. Hiç endişe etmeyin. Kadınların hakkını, hukukunu teslim etmemiz lazım. Kadınlar, bazen şehirde yaşayan kadınlar, evde yaşlı birisi var, ona bakmak zorunda. Engelli evladı var, ona bakmak zorunda. Çocuklarınız var, durumu iyi olmayan ailelerin çocukları var. Bu çocuklar üniversiteyi kazandığı zaman onlara yeteri kadar para gönderemiyorlar. Çocuklar, bakın bizim belediye başkanlarına şunu söyledim. Kazandığınız andan itibaren en fakir mahallelerden başlayarak kreş yapacaksınız. O fakir aile evladını getirecek, kreşe bırakacak. Çocuklarla beraber o çocuk orada oynayacak, eğlenecek, yatacak, sosyalleşecek, karnı doyacak, uyuyacak. Anne de akşam gelecek, huzur içinde evladını alıp eve götürecek. Biz bunu belediyelerimizin olduğu her yerde yapmaya başladık. Ve devam edeceğiz bunu. Bakın, bize oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadık. Oy versin vermesin. Çünkü bu oy verme aracı değildir. Bu insani bir şeydir. Ve biz bu insani olayı gerçekleştirmek zorundayız. Şundan emin olmanızı isterim. Hanım kardeşlerim. Sıkıntılarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var, bunu da farkındayım. Gelen zamların ne kadar büyük olduğunun da farkındayım. Devletin yönetilmediğinin de farkındayım. İktidar sahiplerinin gaflet içinde olduğunun da farkındayım. Türkiye'nin yönetilmediğinin de farkındayım. Sınır namustur diyoruz. Sınırların sınır olmaktan çıktığını da biliyorum. Elini kolunu sallayan herkesin Türkiye'ye geldiğini de biliyorum. 3 milyon, 6 milyon Suriyelinin veya diğer yabancıların Türkiye'de olduğunu biliyorum. Bizim evlatlarımız asgari ücretle iş bulamazken onların asgari ücretin yarısıyla çalıştığını da biliyorum. Onlar da insan, onların da hakkı hukuku var. Onların hakkını hukukunu da koruyarak onları kendi ülkelerine gitmeleri için her türlü teşviği yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Irkçılık yapmadan yapacağız bunu. Irkçılık yapmadan yapacağız. Onların da hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Orada da anneler var, orada da evlatlar var, orada da babalar var, orada da sıkıntılar var. Biz insana insan olduğu için bakarız. Ayırmayız insanı. Irkına bakmayız, inancına bakmayız, yaşam tarzına bakmayız. İnsansa başımızın üstünde yeri var. Ve onu huzur içinde yaşaması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bir sözüm daha var. Bu memlekette yoksulluğu bitireceğim. Bu memlekette yoksulluğu bitireceğim. Bu memlekette fakirliği bitireceğim. Hiçbir anne benim mutfağımda tencere kaynamıyor demeyecek. O tencere kaynayacak. O tencere kaynamıyorsa o anne bilecek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki tencere de kaynamıyor. Bunu yapacağız. Herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Herkesin. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Düşündüğünüzden daha zengin. Türkiye'nin çok sayıda imkanları var.
Ama bu imkanlar bir avuç kişiye veriliyor. Bir avuç tefeciye veriliyor. 11 tane şeker fabrikası özelleştirildi. 10 şeker fabrikasını affedersin. 10 şeker fabrikasını 11 milyar liraya sattılar. 10 şeker fabrikasını 11 milyar liraya sattılar. Bir ayda ödedikleri faiz 19 milyar lira. Yani eski parayla 10 şeker fabrikasını 10 katrilyona sattılar. Ama bir ayda bunların ödediği faiz tefecilere 19 katrilyon lira. Yazık, günah değil mi bu memlekete? Memleketin sahibi sadece ben değilim. Hepimiz bu memleketin sahibiyiz. Benim sorumluluğum var ama hepinizin sorumluluğu var. Dönemi değiştireceğiz. Düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit ne güzel söylerdi. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen derdi. Evet, memleketimizde bunu yapacağız. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni gerçekleştireceğiz. Şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte çok kızan arkadaşım vardı. Haklılar. Ama öz eleştiri yapmaktan da çekinmiyoruz. Kusurumuz varsa, hatamız varsa onu da rahatlıkla söylüyoruz. Telafi etmeye çalışıyoruz. Şunu bütün kardeşlerimin bilmesini isterim. Ayrışmaya değil, kamplaşmaya değil, kavga etmeye değil, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bunu yapacağız inşallah. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Bir şey daha. Anneler, evlatlarınızı yetiştiriyorsunuz. KPSS sınavına giriyorlar. İyi puanlar alıyorlar. Torpili olmadığı için sözü de eleniyorlar. Ben bunun da farkındayım. Torpili kesinlikle bitireceğim. Kim hak ediyorsa hakkı aynen teslim edeceğim. Aynen teslim edeceğim. Torpil yapan bir kişinin hakkıdır. Bir kişinin hakkını yemek, kul hakkını yemek kadar ağır bir günah, ağır bir vebal yoktur. Yüce Yaradan ne diyor? Her türlü günahla karşıma gel, affederim ama kul hakkıyla geliyorsan ben affetmem diyor. O zaman kim kul hakkı yiyorsa karşısında beni ve sizi bulsun. Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kavgayı vereceğiz. Birlikte mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Siz güçlü olduğunuz zaman sevgili kadınlar, sevgili anneler, güçlü olduğunuz zaman bilin ki Türkiye'de güçlüdür. Siz güçlüsünüz, inanın o zaman ben de güçlüyüm. Beraber mücadele edeceğiz. Haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Aile destekleri sigortasından yararlanan aileler çoğu zaman belediye başkanına ulaşamazlar, milletvekiline ulaşamazlar, bakana ulaşamazlar, başbakanlara ulaşamazlar, birilerine ulaşamazlar. Haklarını, hukukları, sıkıntılarını anlatamazlar. Eğer devlet bir eleman alacaksa önce fakir ailelerin çocuklarını işe alacak. Bunun da düzenlemesini yapacağız inşallah. Böylece göreceksiniz, fakir ailelerin çocukları da bu ülkede adalet olduğuna inanacaklar. Ya bu devlet bizi de koruyor. Şemsiyesi altında biz de varız diyecek. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Siz üretensiniz. Siz çalışansınız. Siz alın teri dökensiniz. Siz Türkiye'yi besleyensiniz. O nedenle en büyük güvencem çalışan, üreten kadınlar. Size güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Efendim toplantı